Teşekkür ediyorum. Müsaadeniz olursa divan başkanlığını ben yapacağım. Divan başkan vekillerim yanında genel sekreterimiz Mehmet Bey, Semra Hanım ve Engelliler Meclisi Başkanımız Taha Bey'le beraber inşallah bu genel kurulu birlikte yürüteceğiz. Değerli kardeşlerim, Zeytinburnu Kent Konseyi ülkemizde örnek kent konseylerimizden birisi. Bunu ben söylemiyorum, diğer kent konseyleri söylüyor. Bunun da şu salona baktığında bunun sebebinin sizler olduğunu düşünüyorum. Çünkü Zeytinburnu Kent Konseyi gerek belediye başkanımız, gerek Zeytinburnu'ndaki çalışan diğer bürokratlarımız, gerekse sivil toplum örgütlerimiz, muhtarlarımız, tüm Zeytinburnu'ndaki kesimlerimiz kent konseyimizin çalışmalarına katkı vermektedirler. Bu katkı da bizleri başarıya götürmektedir. Şunu çok net söyleyebilirim ki 18. genel kurulunu yapan Türkiye'de İstanbul'daki ilçeler içerisinde ilk kent konseyi biziz. Bu yüzden kendinizi bir alkışlamanızı rica ediyorum. Diğer kent konseyleri toplanamazken, bir araya gelemezken biz toplantı yaptığımızda her seferinde bu salonu dolduruyoruz. Bu Zeytinburnu'muzun farkı, bu bizim birbirimize verdiğimiz değerin farkı, bu birbirimizin ne kadar önemli olduğunun farkında olmamızdan kaynaklanmakta. Ben tekrar hepinize bu ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi protokol konuşmalarını yapmak üzere sevgili kaymakamımı kürsüye davet ediyorum. Buyurun kaymakam. Sayın Başkan, çok kıymetli hazırım, hanımefendiler ve efendiler, hepiniz hoş geldiniz. Az önce Sayın Merdan da bahsetti, 18. genel kurulu yapıyoruz, bu nadir dedi, çok doğru. Bu birbirlerini taşıyabilme yeteneği ise, bu anlamda ben Sayın Başkan'ı, şahsında belediyemizi, tüm çalışanlarını kutluyorum. Her sese açık olmaya çalışıyorlar. Umarım bu tavırlara devam eder. Şimdi değerli dostlar, biliyorsunuz belediyeler yerel ve müşterek hizmetleri görmek üzere örgütlenmiş, anayasada yerini bulan kurumlarımız. Bu yerel ve müşterek hizmetlerinde nasıl aksedileceği yine anayasada belirtilmiş. Yetkili organları var belediyenin, başkan ve meclis, malumunuz vatandaşlarımızın oylarıyla seçilip geliyorlar. Bu meclis aynı zamanda istişarevi niteliği de var. Sadece karar alma değil, aynı zamanda bu yerel sorunların tartışıldığı, konuşulduğu mekanlar. Fakat bununla yetinilmemiş daha sonra kent konseyi ya da yerel gündem denilen bu tür imkanlar geliştirildi. Neden? Meclislerde, bütün meclislerde belli kurallar vardır biliyorsunuz. Artı siyasi partilerin gerek kendi iş dinamikleri, çalışmaları vardır. Buna biz meclis grupları yapıyoruz. Mecliste gruplarda grup kararları doğrultusunda çalışılır. Fakat bu kent konseylerinde ve yerel gündem çalışmalarında ise tamamen her türlü kayıttan uzak. İnsanlar fikirlerini özgürce dile getirirler ve onlar konular tartışılır. Esas itibariyle kent konseyleri yerel hizmetleri dillendirmekle birlikte gayet tabii ki genel hizmetlere yönelik eleştirilerini, taleplerini de iletme imkanına sahip. O anlamda da Türkiye'deki yönetişime katkı sağlayan bir yer burası. Hepinizi katıldığınız için tebrik ediyorum. Bu şeyden cümleden olarak gene yönetişimde anlamında eskiden olmayan ve günümüzde çok kullanılan bu BİMER ve CİMER'den bahsedeceğim. Biliyorsunuz bu Başbakanlık İletişim Merkezi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezleri gayet faal çalışıyor. Büyük kolaylık sağladı. Hatta şöyle, gerektiğinde isim saklama imkanı da getirdi biliyorsunuz bu BİMER ve CİMER. Yani siz orada sıkıntıyı veya şikayeti dile getiriyorsunuz. Bize geldiği zaman kimlik bilgileri, adres bilgileri tamamen kapatılmış olarak geliyor.
Bu da bir rahatlık sağlıyor size her türlü konuyu iletme açısından. Bunu vurgulamak istedim. Tabii konusu suç olanlar istisna, yani eğer siz birisine o maksatla hakaret ediyorsanız vesaire olabiliyorsa gayet tabii ki geri dönüşümü mümkün, onu unutmamak gerekir. Ama her zaman herkes 24 saat müracaat etme şansına sahip. Türkiye'de büyük ufuk açtı bu Bimer ve Cimer. Ve çok fazla da işe yarıyor, onu da hemen söyleyeyim. Yine bu iletme açısından onu vurgulamakta fayda var. Efendim çalışmalarınıza kolaylıklar diliyorum ve başarılar diliyorum. Hepinize saygılar, sağ olun. Teşekkür ediyorum kaymakamımıza. Kıymetli misafirlerimiz, başkanımız biliyorsunuz hep en son konuşuyor. O yüzden başkanımızı sizi dinledikten sonra konuşacak diye protokol konuşması vermiyorum. Bugün asıl sizi dinleyeceğiz. Çünkü bugün normalde herhangi bir seçimimiz yok. Meclislerimizin yapmış olduğu 3 tane kısa kısa sunum var. Bu sunumları sunduktan sonra daha fazla sizin katkılarınızı ve sizi dinlemeyi düşünüyoruz. Bu yüzden şimdi gündemin diğer maddesi olan Yaşlılar Meclisi'nin sunumunu geçelim. Buyurun. Evet, şimdi düzeldi. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Asker Üçüme Başkanım, Sayın İlçe Emniyet Müdürüm, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Sayın diğer birim müdürlerimiz, Sayın Başkan Yardımcılarım, Kent Konseyimizin çok kıymetli üyeleri ve arka sıradan bizleri izleyip inşallah iyi örnek alacak olan sevgili öğrenciler, hepiniz basın mensuplarımız bu arada, hepiniz toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepsini yürütme kurulu ve yaşlar meclisi arkadaşlarım adına saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Selamlıyorum. Sağ olun, var olun efendim. İzninizle Yaşlılar Meclisi'nin hazırladığı sunuma geçiyorum. Evet. Yaşlılık Allah Teala'nın fıtri bir kanunu, hayat ağacının aldığı en son şekildir. Çocukluk, gençlik, olgunluk dönemleri derken insanlar kendini bir gün ihtiyarlık potasında bulurlar. İnsanlar bu devrede güçlülük yerine güçsüzlük, ilerleme yerine gerileme, sıhhat yerine hastalık gibi kaçınılmaz hallerle baş başa kalırlar. Yaşlılığın kapsamı, Dünya Sağlık Örgütü bu yaş grubu için kronolojik bir tanımlamayı tercih ederek 65 yaş ve üzeri olarak kabul etmekte. Birleşmiş Milletler ise çalışmalarında 60 yaş ve üzerini yaşlılar kategorisinde mütalaa etmektedir. Dünyamızda 2000 yılında yaklaşık 605 milyon civarında olan 60 yaş ve üzeri nüfusun 2025 yılında, yani çok kısa bir süre sonra 1 milyar 200 milyona, 2050 yılında ise 2 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu tahminin ötesinde aşağı yukarı birebir gerçekleşecek rakamlar, artık bilim ve teknoloji o noktada. Dünyada yaşlı nüfustaki artış oranı %7.2 olup bu oran her yıl daha da artmaktadır. Aktif yaşlanma diye bir kavram var. Dünya Sağlık Örgütü üye ülkelere yaşlı nüfustaki artışı dikkate alarak tedbirler almalarını ve yeni politikalar geliştirmelerini tavsiye etmektedir. Özellikle aktif yaşlanmaya vurgu yapılarak bunun fiziksel olarak iyi olmanın ötesinde bireylerin toplumla bütünleşmeleriyle mümkün olabileceği ifade edilmektedir. Aktif yaşlanma nasıl sağlanır? Erken dönemlerde alınan tedbirlerle ileri yaşlarda beklenmeyen ölümlerin önlenebilmesi, kronik hastalıklara bağlı engellilik durumu yaşanmaması, yaşamdan zevk alınabilmesi, toplumun sosyal, politik, ekonomik içerikli aktivitelerine katılabilmeleriyle sağlanabilir. İşte Zeytinburnu Kent Konseyi bütün bunları gözeterek 16. Genel Kurul Toplantısı'nda burada hepinizin oylarıyla ve oy birliğiyle Yaşlılar Meclisimizin kurulmasını kararlaştırmıştık. Daha sonra bizim kent konsey ofisimizde yaşlı kategorisine giden arkadaşlarla ve yaşlı adaylarıyla bir araya gelerek uzun süreli bir çalışma yaptık. Bu çalışmaların en sonuncusunda Yaşlılar Meclisimizin çalışma ilkelerini belirledik.
18 Mayıs 2017 tarihinde birinci olağan genel kurul toplantısını yaparak yöneticilerimizi, yönetim kurulu üyelerimizi belirledik. Belediye başkanlık binamızın toplantı salonunda. Orada altta en son anda kalanlarla bir resim, üstte de başkanlık divanı toplantının. Yaşlar Meclisimizin yönetim kurulu Remzi Yılmaz'ın başkanlığında Yusuf Yonucu, Şafak Güreşçioğlu, İbrahim Buruş, Sabri Bilgiç, Cahide Karayaz, Mehmet Alpay, Erdoğan Balta, Naksiye Mutlu ve Mehmet Çebi'den oluşan ekiple çalışmalara başladı. İlk olarak toplumun her kesiminden 123 kişi bütün iletişim bilgileriyle ve kendi taleplerini içeren dilekçelerinin kayda alınmasıyla gönüllülük esasına göre Yaşlılar Meclisi üyemiz olarak kabul edildi. Ve çalışmalara başladılar. Gerçekten saygıyla, takdirle karşılıyorum arkadaşlarımızın çalışmalarını. Biz her konuda kendilerine destek oluyoruz ama bütün istekler onlardan geliyor. Ramazan ayı içerisinde bir tarihi ve kültürel yerlere gezi düzenleyelim dediler. Eksik olmasın belediyemiz her türlü imkanı sağlayarak yaşlı grubumuzu Edirne'ye götürdük. İlk önce Selimiye Camii'ne giderek daha sonra Edirne'nin diğer tarihi, turistik ve kültürel yerlerini ziyaret ettik. Ramazan ayı içerisinde güzel bir günü hep birlikte yaşamış olduk. Daha sonra durmadılar. Bilhassa Remzi Yılmaz abim, kendisinde hayranlıkla takip ediyorum çalışmalarını, bir öneri getirdi. Yaşlılarda sağlık sorunları ile ilgili bir çalışma yapalım. Yaşlılar şefkate, bakıma, ilgiye, her şeye muhtaç. Onların önünü, ufkunu açmak için sağlıkları konusunda kendilerinin bilgilerini artırmak için bir çalışma yapabilir miyiz dedi. Destek verdik kendilerine. Belediye başkanlığımız eksik olmasın bu konuda bize öncülük etti ve büyük destek verdi. Her türlü imkanı seferber etti. Avrasya Hastanesi keza aynı şekilde hem imkanlarıyla hem tabipleriyle, yönetimiyle bize destek oldu. Kendilerine de şükran borçluyuz. Yaşlılarda sağlık sorunları konulu bir konferansı genel kurulu yaptığımız salonda birlikte gerçekleştirdik. Toplantıda hastanenin başhekimi, nöroloji uzmanı Doktor Türkan Uslu ile kardiyoloji ve iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ali Bayram katılımcıları sağlıkları konusunda en kapsamlı bir şekilde bilgilendirdi, sorularını cevaplandırdı. Çok örnek bir çalışma oldu. Daha sonra biz çalışmalarımızı sürdürdük. Yaşlıların pek çok talebi var, pek çok sorunu var, pek çok sıkıntıları var. Burada dört ana başlık altında bizden talepte bulundular. Biz de bunları sizin bilginize sunmaya, eğer uygun görürseniz ve uygulama imkanı olursa belediye başkanlığımıza havale edip yönetmelik gereği belediye meclisine girmesini biraz sonra Sayın Divan Başkanımız oylarınıza sunacak. Bu maddeleri ben okuyorum. 1. Yaşlılar için en az bir lokal merkezi oluşturularak ucuz çay kahve içmelerinde, gazetelerde okuyarak sohbet etmelerine imkan sağlanması, böylece sosyalleşmelerinin, yani dertleşecek kimseyi bulamayan, sıkıntılarını paylaşacak kimseyi olmayan insanlarımıza sahip çıkmış oluruz diye düşündü arkadaşlarımız. 2. Yaşlıların ruhsal ve bedensel sağlık sorunları için belirli günlerde, her zaman, her gün, her hafta olmayabilir ama özellikle imkanlar ölçüsünde belirli günlerde başvurabilecekleri sağlık merkezleri oluşturmalı ya da oluşturulan merkezlere konusunda uzman kişiler gelerek yaşlılarımızın müracaatlarında karşılamaları. 3. Kimsesiz yaşlıların tespiti yapılarak kendilerine gıda ve benzeri yardım imkanlarının sağlanması. Bu konuda Allah razı olsun belediyemiz geniş katılımda çalışmalar yapıyor. Çok kişiye ulaşıyor. Ama burada hedef kitle yaşlı ve kimsesizler olduğu için bu özel bir çalışmayı da gerektiriyor. Biz de gönüllü olarak katkıda bulunuruz. Çevremizdeki muhtaç ve sıkıntıda yaşlıları tespit eden size bildiririz dediler. 4. Yılda birkaç kere yaşlılarla birlikte yemek yiyerek onlara farklı bir ortam, yöneticilerin, ilçe kaymakamının, ilçe belediye başkanının ve ilçe birim müdürlerinin de katılabileceği, yaşlılarımızın içinde bulunarak haz alabilecekleri, kendilerini güçlü hissedebilecekleri ortamların sağlanması yönünde önerilerde bulundular. Biz de bunları sizin takdirinize sunduk. Dünya Sağlık Örgütü'nün tespitlerine göre ortalama yaşam süresi her yıl artmaktadır. Türkiye'de de artıyor, Zeytinburnu'da da artıyor. Geçen sefer söylemiştim, yaşlandıkça bayanların yaşama oranı daha yüksek. Belli yaştan sonra erkeklerin iki katına kadar çıkıyor yaşayan bayan sayısı, erkek sayısının iki katına kadar ulaşıyor. Zamanınızı almamak için bu dokümanları koymadık.
Erkekler dikkat demiştik, gene aynı dikkati çekmiş olalım. Şimdi genç olanların da zamanı geldiğinde yararlanacağı imkanları hep birlikte ortaya döker, gayret eder, hayata geçirmesine imkan sağlarsak, gençler bu yaşa geldiği zaman kendileri için müreffeh, uygun, sorunlarının giderilmiş olduğu bir ortam bulurlar diyoruz. Ve hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Yaşlılar Meclisimize bu güzel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yaşlılar Meclisimizin önerileriyle ilgili veya bu konuyla ilgili bir şey söylemek isteyen var mı? Yoksa önerileri demek ki uygun görüyorsunuz. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Evet, ikinci sunumumuz Kadın Meclisimizin sunumunu izleyeceğiz. Serap Hanım. Evet, başlayalım. Kadın Meclisi bu yıl düzenlenen geleneksel kermesini 15 Temmuz Meydanı'nda çocuklar yararına gerçekleştirdi. Kermeste el yemeklerinden pastalara, züccaciyeden mekuşata, tekstilden kırtasiyeye ve el sanatlarından takıya kadar birçok ürün vatandaşların beğenisine sunuldu. Devam eden kermeste birbirinden eğlenceli ve katılanlara iyi vakit geçirmelerini sağlayan etkinlikler de gerçekleştirildi. Festival tadında geçen kermeste folklor gösterileri, müzik dinlekleri, zumba, enstrüman çalışmaları ve hanımlar arasında pasta yarışması düzenlenerek katılımcıların keyifli anlar geçirmesine olanak sağlandı. Eğitim Bürü esnafının desteğiyle de festival havasında geçen kermesten elde edilen gelirle Bir Dokunuş Bin Hayat Projesi ve Engelsiz Yürekler Projesi hayata geçirildi. Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi bir yıl önce ev hanımlarıyla bir araya gelip düzenlediği kermesten elde ettiği gelirle Kazım Özay Ortaokulu'nda engelli çocuklar için özel eğitim sınıfı açtı. Kent Konseyi Kadın Meclisi'nde değerli başkanına ve yönetimdeki anne kadınlara çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Kent Konseyi'nin kurulduğu günden bu nokta, özellikle Gülmen Hanım'ın göreve geldiği, göreve istendiği tarihten itibaren yapmış oldukları çok anlamlı sosyal ve kültürel projeler var. Belediye Başkanı Murat Aydın'ın da katıldığı özel eğitim sınıfının açılış törenine Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Gülmen Güven, Kadın Meclisi üyeleri ve projeden yararlanan çocuklarla aileleri katıldı. Ben çok mutluyum böyle projeler yapabildiğimiz için. Hem belediyemize hem de Zeytinburnu'na çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz kendi sınıfımızda bütün Zeytinburnu halkı katıldığını görüyoruz. Ve onlar hiç ellerinden gelen ama 1 lira, ama 5 lira alışveriş yapıp bizi destekliyorlar ve biz de bu imkanı buluyoruz. Biruni Üniversitesi'nin de destek verdiği Engelsiz Yürekler Projesi kapsamında özel eğitim sınıflarında ders alan çocuklar aynı zamanda özel terapi odalarında engellerine yönelik tedavi görecek. Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi bir yıl önce ev hanımlarıyla bir araya gelip düzenlediği kermesten elde ettiği gelirle
Şemsettin Sami Ortaokulu'nda 3 adet ana sınıfı açtı. Ana sınıfının açılış törenine Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın yanı sıra Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Gülmen Güven, Kadın Meclisi üyeleri ve projeden yararlanan ev hanımları katıldı. Minik yavrularımızla beraber olduk. Gözlerindeki enerjiyi gördük. O enerjiden biraz aldık. Çok sevimliler. Zeytinburnu Kent Konseyi Kadın Meclisimiz üyeleri, başkanları, başkanı. Onlara teşekkür ediyoruz. Burada 3 tane sınıfın tefrişini sağladılar. Kendilerine müteşekkiriz. Çocuklarımızı sevindiriyoruz bugün. Rabbim onlara sağlıklı, hayırlı, bereketli, uzun ömürler versin. Ve inşallah bizlerden çok daha iyi şartlarda yaşarlar diye temenni ediyoruz. 3 sınıfı biz yaptık ve burada bu projenin amacı sadece çocuklara güzel sınıflar hazırlamak değildi. Biz kadınlarımıza zor durumda olan kadınlar, gelirleri az olan, hiçbir mesleği olmayan, eğitimleri az olan, düşük eğitimli kadınlarımıza bir meslek sahibi yapmayı amaçladık. Ve bu arada tabii ki bunu birçok başvuru vardı fakat birçoğunda kendileri aslında bu sorunu halledebilirlerdi. Biraz yol gösterirseniz ama birçoğunda da çocuklarını bırakacak yer yoktu. Onun için biz çocuklarına da güzel yerlerde eğitim ve emin ellerde, onlar kurs alırken emin ellerde hem eğitim alsınlar hem de güvende olsunlar diye bu ana okulu sınıfları yaptırmayı uygun gördük. Bir dokunuş bin hayat projesi kapsamında her yıl maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarını anaokuluna gönderemeyen 10 ev hanımı artık hem iş sahibi olacak hem de çocuklarını okula gönderebilecek. Böyle bir proje gerçekten çok güzel bir şey. Ev hanımları için, özellikle çalışmak isteyenler için. Kendi yetenekleri dahilinde bir kursa giderek inşallah böylece eğitim alacaklar. Çocuklarımızı da buraya daha çok bırakabiliyoruz. Böylece bir imkan sağlanmış oluyor bizim için. Hani çocuklarına emanet edecek kimsesi olmayanlar için de çok güzel bir şey. Hem çocuklar yaşı geldiği için zaten eğitimini almış oluyor. Hem de anneler için çok güzel. Kendilerini geliştirebilecekleri bir fırsat doğmuş oldu bizim için. Hem çocuklar için hem bizim için. Zeytinburnu Hayat Projesi kapsamında Zeytinburnu Şemsettin Sami Ortaokulu'nda açılan 3 ana sınıfında sabahçı ve öğrenci olmak üzere her yıl 150'ye yakın çocuk eğitim alacak. Anne ben işleri ki benim anımı daha sorun. Anne ben işte almışıyorum. Evet. Kent Konseyi Kadın Meclisimizin bu güzel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kent Konseyimizin başarısında en önemli meclislerimizden bir tanesi. Evet, şimdi Taha, Engeller Meclis Başkanımızın sunumunu izliyoruz. Buyurun. Sayın Kadın Bakanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Askerlik Şube Başkanım, Sayın Emniyet Müdürüm, Sayın Emniyet Müdürüm, çok değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 18. Genel Kurulumuzun faydalı ve verimli olmasını temenni ediyorum. Bugün sizlere çok sıkmadan bizim için önemli olan proje ziyaretlerimizden derlediğimiz kuruluşumuzdan bugüne yaptığımız kıymetli ekibimle birlikte yaptığım çalışmaları anlatmak istedim. Elbette birçok toplantı yaptık
birçok çalışma yaptık. Yalnız burada sizleri sıkmamak adına önemli gördüğümüz projeye, faaliyetleri sizlere aktarmak istedim. Bir kere gelebilir miyiz? Zeytinburnu Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak 7 Kasım 2014 Cuma günü Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın, Başkan Yardımcımız Sayın Gönül Demirel, Kent Konseyi Başkanımız Sayın Cemal Mercan'ı, Genel Sekreterimiz Sayın Mehmet Ateş Bey'in katılımıyla kuruluş toplantımızı gerçekleştirdik. Akabinde Mayıs ayında Engelliler Haftası sebebiyle Engelsiz Yürekler Projesi'ni 2015'te gerçekleştirdik. Proje kapsamında katılan gönüllü lise öğrencisi kardeşlerimiz çeşitli uzuvlarını bağlayarak bir gün boyunca engelli olmayı denedi. Sonra Akdeniz grubumuza da teşekkür ediyorum. Onların da katılımıyla çok güzel bir kapanış programı yaptık projemize. Lise buluşmaları projesi kapsamında ekibimle birlikte dedik ki engelliler dışarı çıkmalı. Evet, yalnız biz insanlara engellilere karşı bilinçlendirmeliyiz. Onlara bir engelli gördükleri zaman nasıl davranmaları gerektiğini bildirmeliyiz. Ondan sonra engellileri dışarıya çıkarmaya yönelik faaliyetler yürütmeliyiz dedik ve liselerde, Zeytinburnu'ndaki liselerden başladık. Tüm liselerde engelli nedir, nasıl davranılmalıdır bunları anlattık ve gönüllü öğrencilerden bu çalışmaları sürdürdük. Ekipler oluşturduk. Lise temsilcilikleri adı altında gönüllü öğrencilerimizi toplayarak bu lise temsilcilikleri her ay okullarda düzenli toplantılar yapıyor. Engellilere özel günlerde panel çalışması gibi çalışmalar da yapıyor. Farkındalık buluşmaları dedik. Liselerde yaptığımız bu projeyi gören kişiler bizden çeşitli kurumlara yapmamızı istedi. Örneğin Ramazan ayında 2 hafta önce Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 2 tane kız öğrenci yurdundan Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bu sunum istendi. Gittik onlara da sunum yaptık. Daha sonra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Faruk Yelkenci Beyefendi Bey'den bir buluşmamızda bu projemizi anlattık ve Sayın Müdürümüz hemen İstanbul Genelinde de yapılmasını istedi bu projenin ve şu anda da İstanbul Genelinde gerçekten büyük dikkatle, büyük sevgiyle bu projemiz devam ediyor.
Engelliler Günü etkinliklerimiz. Akdem'e teşekkür ediyorum. Akdem Engelliler Günü'nde bize her zaman destek oldular. Engelliler Günü etkinliklerini hep birlikte çok güzel bir atmosferde yaptık. Özür diliyorum. Heyecandan biraz dilim döndü. Meclis Yönetme Kurulu üyelerimizin başkan yardımcımızın talebi üzerine Engelsiz Yaşam Fuarı'na gezi düzenledik. Sevgi Engel Tanımaz Projesi bu. Size anlattığım lise temsilciliklerine üye bir öğrenciden çıkan bir fikirdi. Bir dakika boyunca içinde Sevgi Engel Tanımaz cümlesi geçen bir dakikalık videolar çekildi ve geçen sene 3 Aralık bölümünde Twitter'da bunlar paylaşıldı. Sayın Belediye Başkanımız ve Başkan Yardımcımız da bizlere destek verdi. Bu konuda da teşekkür ediyorum onlara. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Başkan Yardımcımızla birlikte Zeytinburnu ilçesinde bulunan çalışan gazetecilerimizi ziyaret ettik. Burada da kendileri varlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Her zaman yaptığımız çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşması için her zaman haber yaptılar çalışmalarımız. Dedi ki biz engelli meclisleri olarak bir elin 5 parmağıyız. 5'imiz ayrı durursak hiçbir işe yaramayız. 5'imiz birleşirsek çok işe yararız dedik. Ve diğer engelli meclisleriyle görüşmeyi, birlikte çalışmalar yürütmeyi amaçladık. Bu kapsamda da ilk ziyaretimiz Kocaeli Kent Konseyi Engelliler Meclisi'ne oldu. Oradaki Engelliler Meclisi üyesi arkadaşlara çok güzel bir toplantı gerçekleşti. Akabinde Kocaeli'nde engelliler için açılmış tesisleri gezdik. Birbirimize çok güzel fikir alışverişleri oldu. Yeşilay Haftası kapsamında Türkiye Yeşilay Cemiyeti Zeytinburnu Şube Başkanı'nı ziyaret ettik. Ve son etkinliğimiz bu sene 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında dedik ki biz bu sefer farklı bir etkinlik yapalım. 25 engelli ve annesine yani toplamda 50 kişiyle birlikte belediyemizin de katkılarıyla Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde Bir Annenin Feryadı adlı filmi izledik. Gerçekten çok duyguyla dolanıyoruz. Çıkışta ağlayıp Allah sizden razı olsun, iyi ki geldik diyen ailelerimiz oldu. Ve 2018 yılında yapmayı planladığımız nacizane
birkaç projemiz var. Birincisi İslam'da engellilik semineri. Buna neden ihtiyaç duyduk? Engellilik var. Ben birkaç kişiden duydum ve çok, çok üzüldüm. Engellilik Allah tarafından ailelere verilmiş ceza olarak düşünenler var. Ben bu düşünceye karşı olduğumdan dolayı gerekli irtibatları kurarak konusunda uzman bir müftülük yetkilimize tüm Zeytinburnu halkının katılımıyla İslam'da engellilik nedir? Ayetlerle, hadislerle, Peygamber Efendimiz'in hayatlarından hikayelerle bir seminer yapmayı planlıyoruz. Bütün doktorlar eşit projesi var. Pardon, çok özür diliyorum. Bu proje de yine ekiplerimizden geldi. Burada ilçe sağlık müdürümüz de burada. Özür diliyorum. Az önce unuttum kendisini zikretmeyi. Bütün doktorlar eşit projesi kapsamında bir sağlık ocağında, herhangi bir sağlık ocağında bir doktor odasına bir gün boyunca engelli bir bireyi oturtur. Sağlık ocağı yönetimiyle anlaşıp bir farkındalık çalışması yapmayı deneyeceğiz. Proje şöyle olacak, sağlık ocağıyla anlaştığımız için kayıt bankosu ilk önce gelen hastayı bu engelli doktora sevk edecek. Engelli kişi gerçekten doktormuş gibi şikayeti dinleyecek ama tabii muayene etmeyecek. Yine yönlendirme yapacak. Bizim oradaki amacımız engellilerin de azim ettiği zaman, çalıştığı zaman çok başarılı olup çok güzel yerlere gelebileceğini göstermek olacak. İnşallah. Ve son projemiz bu da yine liselerimizden geldi. Bu projede dediler ki oyuncaklar da engelli olabilir dediler. Ve bizim aklımıza şöyle bir şey geldi. Gücümüz yeterse, Allah nasip ederse bir oyuncak atölyesi oluşturalım dedik. Burada bizim kültürümüzde bez bebek kültürü vardı. Gene bez bebek yapılsın ama çeşitli engellere sahip. Mesela bir bez bebeğimizin bir kulağı olmasın, bir eli olmasın, bir ayağı olmasın. Bunları piyasaya kendimizlerle koyalım ve alan çocuklarla engellilere karşı ön yargılı olmadan büyüsün dedik. Eğer toplumu düzeltirsek, toplumun kafasındaki ön yargıları yıkarsak zaten bizim önümüzde, yani engellilerin önünde hiçbir engel kalmayacak. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet. Sahaya teşekkür ediyorum. Hem kent konseyi yönetimimize, hem belediye yönetimimize, hem çalışma ve ekip arkadaşlarına, bize kim gönülden inanıyorsa,
kim bizim hakkımızda en ufak bile güzel bir şey düşünüyorsa hepsine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet. Biz de Taha'ya teşekkür ediyoruz. Taha'nın yüreği heyecanla fıkır fıkır bütün engelleri ortadan kaldıracak güçle inşallah. Asıl engel yanlış düşünceler. Engel diye bir şey yok. Yaşamımız farklı olabilir ama hepimiz insanız. Hepimizi Allah yaratmış. Farklı yaratmış. Farklılıklarımız bizim zenginliğimiz. İşte Taha bizim bir zenginliğimiz. Sunumunu yaparken Taha'nın sunumu daha çok hoşumuza gidiyor. Toplumumuzda aslında böyle birbirimizden farklıyız. Farklı renklerden meydana geliyoruz. Yeter ki birbirimizin farkında olalım. Evet, şimdi geldik en önemli maddemize. Zeytinburnu'muzun yönetenleri ve yönetilenleri, en üst kademesi bu salonun içerisinde. Şimdi sizlerle istişare etmek istiyoruz. Sizlerle konuşmak istiyoruz. Sizlerin katkılarını, önerilerini, eleştirilerini, bak bütün müdürlerimiz burada, belediye başkanımız burada, kaymakamımız burada, askerlik şube başkanımız burada, muhtarlarımız burada, Merkez Efendi muhtarı mesela iyi çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Burada her türlü söz hakkı size ait. Şimdi konuşmak isteyenleri sırayla yazacağım. Yazdıktan sonra da sırayla söz vereceğim. Daha sonra da inşallah cevaplarımızı alacağız. İçinizden gördüğünüz eksiklikleri sokaklarda başka bir yerde dedikodu yapacağınıza, işte burası Er Meydanı. Kent Konseyi'nin meydanı. Çok rahat bir şekilde dile getirebiliriz. Amacımız ilçemize katkıda bulunmak. Evet. Hüseyin Bey yazalım. Mehmet Bey. Bir Hüseyin Bey. İki isim. İbrahim Kuşa Bey. İbrahim Bey yazalım. Evet. Başka? Bu kadar mı? Bak sonra söz hakkı vermem. Yazılmazsanız. Şu yakışıklı ismini yazalım. Meral Arda. Berat Arda. Berat. Evet, arkada bir Kübra Gümüş. Kübra Gümüş. Teşekkür ederim. Başka? Belediye başkanımıza, emniyet müdürümüze, ilçe kaymakamımıza, ilçe milli eğitim müdürümüze, askerlik şube başkanımıza soru soran Semra Hanım. O zaman oraya geçmeniz lazım. Olmaz. Yani buyurun size. Efendim, öncelikle Kent Konseyi'nin bütün birine ben çok teşekkür ediyorum. Ben aslen Malatyalıyım. 32 yıldır Zeytinburnu'ndayım. 2000 yılında başlayıp 2008'de basını yaptığım Zeytinburnu kitabı var. Burada da gazeteci ve televizyoncu tanıyorum. Tabi artık günümüzde teknoloji ve insanlık gelişme çağında. Her şeyi yaparım abi dönemi bitti bence. Şimdi insanların, ilçelerin, vilayetlerin uzmanlaşması gerekiyor. Yaptığım çalışmada Zeytinburnu'nun önemli 3 tane özelliğini tespit ettim. Fatih'ten sonra İstanbul'da en çok tarihi mekan olduğu yer Zeytinburnu olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarla platform kurduk 1,5 sene önce. Geleceğim Zeytinburnu platformu olarak. Zeytinburnu'nda benim önerim özellikle tekstil, deri ve tarihi mekanlar konusunda Zeytinburnu'nu ön plana çıkaralım. Türkiye'de, İstanbul'da, dünyada insanlar deri denildiği zaman, tekstil denildiği zaman, tarihi mekanlar denildiği zaman Zeytinburnu akla gelsin. Burada da özellikle tarihi ayazmalar var. Mevlihaneler var, cemevi var, camiler var, çeşmeler var. Yani bunlar yurt dışında olsa eminim ki 10 binlerce insan burada ekmeğini çıkarır. Biz işsizlik olan bir ülkeyiz. Tarihi mekanlarımız yanımızda duruyor. Bunlardan istifade edemiyoruz. Neye benzetiyorum bunu? Mücevher sandığı var ama üstünde oturuyoruz, açık içindekini değerlendiremiyoruz. Ben özellikle Kent Konseyi'nde benim elimde ne tür yardım geliyorsa yanlarındayım. Tarihi mekanlarımızı İç ve yabancı turizme kazandırmak için bir çalışma yapalım. Saygılar sunarım. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederiz. İbrahim Bey. Buyurun. Mikrofon. Oradan kısa soru. O konuşma değil. Buyurun.
abileri, İsmail diyeceğim, Hülkü abileri. Açsana mikrofonu. Ya mikrofonu amcaya niye kapatıyorsunuz ya? Bir dakika, bir dakika. Rahat ol, rahat. Verin İbrahim'e. Buyur. Değerli Zeytin Burun Ülke Amirleri, Kaymakamlar, mahalle muhtarları, kent konseyinin değerli üyeleri, ben sadece tek bir rahatsızlığımı diye getireceğim. Bir şeyle düşün. Bu Zeytin Burun'un Bayrampaşa'nın ayrancılar sitesinde Bakırköy'ü eski Süpermen'in uzakı Lüter'in nokta çivilerini çakacağımı iddia ediyorum üstüne basa basa. Ya şu Zeytin Burun'da bir rahatsızlığı çekiyorum ben. Ben torunumla, hanımımla da kadrumla da yürüyemiyorum. Motosikletten, lahmacun motosikleti, çiğ köfte motosikleti, bilmem ne, geziyor. Burada Allah vermesin, bir ölümcül kaza olsa motorun çarpmasıyla, bunun sorumluluğu kime ait? Kimden sorulacak bu? Sen soracaksın, biz de bulacağız. Başka var mı? Başka, hep şu kadar. Teşekkür ederim. Kadrumlar, sorun. Evet. Kadrumlardan, motordan yürünmüyor, bitti. Teşekkür ederim, sağ olasın. Evet. Berat Bey, şu yakışıklı gence verin. Merhaba. Benim adım Berat Arda. İlk önce Sayın Belediye Başkanı'na, bütün okul müdürlerime saygımı sunuyorum. Benim okullarla ilgili bir fikrim var. Okulların güzelleştirilmesi, mesela Suriyelilere yönetim rehber olunması istiyorum. Rahat ol. Evet. Okulların güzelleştirilmesi derken mesela ne yapalım? Mesela okullara basketbol takımlarına, futbol takımlarına, spor dallarına yardım edilmesi, beden eğitim alanlarının güzelleştirilmesi. Duvarlar bu yasak mesela gerçekleşsek olur mu? Yok. Ona gerek olmaz. Evet. Başka? Bu kadar. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Kübra. Ben Zeytinburnu Anadolu Kıymalık Lisesi Okul Başkanı Kübra Gümüş. Belediyemizden birkaç şey talep etmek istiyorum. İlki, bildiğiniz üzere Zeytinburnu Anadolu Kıymalık Lisesi tekrardan yapılmak üzere yıkıldı. Ve misafir okuldayız. İnşaatın daha fazla hızlandırılmasını talep ediyorum belediyeden. İkinci bir konu da, önceki okulumuzda 4'te çıkmamıza rağmen güvenliğimiz sağlanıyordu. Okuldaki kızlardan aldığım şikayetler üzerine 7.30'da çıktığımız için sözlü tacizler ve rahatsız olmalar oluyor ve okulun çıkışına ve belirli yerlere güvenlik polis abilerimiz, zabıta abilerimiz yerleştirildi. Bilir mi diye talep ediyorum aynı şekilde belediyeden. Son olarak misafir olduğumuz okulda parka bakan kısımda bahçede duvar yok, tamamen tellerle çevrilmiş ve dışarıdan müdahale edilebilir zararlı maddeler aynı şekilde verilebilir okuldaki kişilere. Oraya betondan duvar yapılabilir mi diye söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Güzel soruların cevabını güzel konuşalım. Evet. Başka? Gülten. Öncelikle bu toplantıya ilk defa katılıyorum ve çok memnun oldum. Burada belediye başkanımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman takdir ettiğimiz bir belediye başkanımız. Burada öncelikle kaymakamımıza veya valimize iki kere gittim. FETÖ'nün en büyük abileri şikayet ettim. Ve de gerçekten ilgilenmediler. Kendilerinden de görüşemedim. Bunlarla acaba
kim ilgilenecek diye soruyorum. 2-3 tane elimizde var, çok önemli büyük abiler. Teşekkür ederim. Sorun cevabını bulacaktır. Belediye başkanımızdan da rica ediyorum. Yardımlar çok güzel yerlere yapılıyor. Yalnız yardım alan kişiler gerçekten özür dilerim. Artık çok üstün zekalı mı diyeyim. Eşek oynaya gidiyorlar. Bir bayan amca bu. Yani bunu gerçekten çok araştırıp yardımı gerçek insanlara verilmesini istiyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Maya Hanım arıyorum. Merhaba, ben Kent Konsey Kadınlar Meclisi'nde Maya. İşte soru şimdi vardı, her yer motoruna kapalı, yani çok zor yani yürüyor gerçekten. Ve benim Zeytinburnu'nda bir kadınlardan kim çocukları var, herkes soruyor. Neden engellilerin yolu kapalı? Hep kapalı. Birisi emniyet müdürlüğünün orası kapalı. Biz hep yola çıkmak zorundayız ve oradan otobüsler, minibüsler geçiyor ve tehlikeye. Bir de çocuklu, anne çocuklu arabayla geçiyor orada. Lütfen ona çok dikkat edin. Kaç yıl ora kapalı? Evet. Çok rica ediyorum. Çünkü evet. Benler de soruyorlar yani Zeytin. Evet. Biz teşekkür ederiz. Ayşe. Ayşe Gülen oraya. Merhaba Ayşe Karanca. Şimdi belki çok değişik gelecek arkadaşlarımız ama ben dünyanın ve Türkiye'nin şu an çok karışık olduğunu düşünüyorum ve belki diyorsunuz İsrail'de kadın askerlik yapıyor. Ben Türkiye'de de kadınların en az İsmek gibi silah eğitimi alıyor. Ben öyle düşünüyorum ve bunu bir senedir düşünüyorum. Çok değişik. Diyeceksiniz ki kadınların silah yakışır mı? Ama gerçekten değişik artık. Her şey, dünya değişiyor, globalleşiyor. Ama silah ve insanlar, savaşta her an her şey olabiliyor. Bugün telefonu açıyorsunuz. Bir yere bir şey yapılmış, orada bomba patlamış, oraya işte savaş açılmış. Ben istiyorum gerçekten 15 gün, 20 gün aynı İsrail'de Yahudi kadınları gibi, yanlış kimse anlamasın. Ama ben silah eğitimi istiyorum. Yani yapalım hepimiz bir Amazon kadınıyız biz. Yani ben Samsunluyum. Amazon'un geldiği yerim ben. Yani ben böyle olmak istiyorum. Ben bunu öğrenmek istiyorum sayın. Komutanlarımızdan, emniyet müdürümüzden bizlere kadın olarak yardımcı olsunlar. Teşekkür ederim. Biraz yanlış düşünüyorum. Arkadaşlarımı sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, değerli arkadaşlar, az kaldı zaten salonu boşaltmaya. Semra Hanım, Semra Hanım'a veriyorum son. Ben soru sormayacağım, bir ricada bulunmak istiyorum. Özellikle 9. sınıfa giden öğrencilerimiz, kız olsun erkek olsun, adolesan çağında. Bu çocuklar bir takım kendi içlerinde sorunlar yaşamakta. Okullardaki müdürlerimizden, öğretmenlerimizden, özellikle bu konuda Milli Eğitim Müdürümüzden ricam, bu çocuklara biraz daha dokunur, biraz daha anlayışlı olarak olmaları. İtersek zaten biliyoruz hepimiz Zeytinburnu'nda bir takım olaylar oluyor. Bu çocukları o olayların içine gitmiş olacağız. Yarın öbür gün belki bize silah çekecekler, belki de uyuşturucudan bir yerlerde ölmüş bulacağız. Sınavla kazanmış, okulu kazanmış öğrenci okulun bahçesine kadar gidiyor, derse girmiyor ve bu çocuğun babası da maalesef hapishanede. Anne merdiven silerek 3 çocuğunu okutuyor. Anadolu Lisesi'ni kazanmış olan çocuk ya aile durumundan veya başka durumdan bilemiyorum. Kendi içinde yaşadığı olayla okula bahçeye kadar gidiyor ve sınıfta kalıyor derse girmediği için. İkinci yıl çok acı ki benim hemcinsim anne olan okul müdürümüz
bu çocuğu okula kabul etmiyor. Şu anda açık liseye gidiyor. Açık liselerin durumunu biliyoruz. Okul devamında gibi bir şey söz konusu değil. Bu başarılı çocuğu böyle dışarıya atarsak yarın öbür gün keşke yapmasaydık diyeceğimiz günler gelebilir. Biz yürütme kurulu olarak okul dışı kalan çocukların eğitimine çok önem veriyoruz. Lütfen burada olan okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz varsa onlara, yoksa da söylemeleri için diğer müdür ve öğretmenlerimize ricada bulunuyorum. Zaten Milli Eğitim 2 yıl onlara hak tanıyor. Biz burs veren bir kurumuz. 2. yıl kaldı, başarı bursu veriyoruz üstelik. Ama her zaman toleranslı oluyoruz, bağışçılarımıza diyoruz ki bir yıl daha Milli Eğitim nasıl olsa şey yapıyor, toleranslanıyor. Bir yıl daha belki bu çocuğun 3. sınıfta, 2. sınıfta daha çalışkan olmasını sağlayabiliriz diye esnek davranalım diyoruz. Rica ediyorum Müdür Bey, Sayın Kaymakamım. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Yeter. Evet, şimdi müdürlerimizden, kaymakamımızdan veya müdürlerimizden cevap vermek isteyen var mı, yoksa başkanımıza veriyorum? Varsa verelim. Talepte bulundular. Türk Silahlı Kuvvetleri önümüzdeki projeksiyonda profesyonel ordu diye tabir ettiğimiz, bu işi profesyonel anlamda maaş karşılığında yapan subaya subay, uzman erbaş ve sözleşmeli er kapsamında gelişmeye devam ediyor. Şu an itibariyle her ne kadar görünürlük esası devam etse de silahlı kuvvetlerin bundan sonraki hedefi kısa süre içerisinde profesyonel orduya ve tabii ki bu profesyonel ordunun içinde de hanımefendiler de olacaklar. Ama tabii bunlar genelde subay ya da az subay ağırlıklı olacaklar. Eğer kıymetli hanımefendiler Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sitesine girerlerse oralarda yaşlarına uygun olarak müracaat edebilecekleri subay ve subaylıkla ilgili bölümleri görebilirler. İlave bilgi almak isteyenler de Zeytinburnu Askerlik Şubesi Başkanlığımızdan misafir etmekten mutluluk duyarız. Hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet. Emniyet Müdürümüze verelim. Hepiniz hoş geldiniz. İlçe Emniyet Müdürü Cenk Özmen. O, okullarla ilgili aslında 6 Aralık tarihinde burada bir huzur toplantısı yaptık. Ben o huzur toplantısında okullarda alınan tedbirleri burada bir saatlik bir sunum şeklinde arz etmiştim. Bu sene ilk defa Türkiye'de İstanbul'da başlamak üzere MOT timleri adı altında, mobil okul timleri adı altında trafik polisi, asayiş polisi, karakol polisi ve terör polisine oluşan bir ekip kurduk ve toplum destekli polislikle oluşan. Bu ekibimiz tüm okulları dolaşıyor. Giriş çıkış saatlerinde gerek tedbirleri alıyor. Ayrıca okul müdürleriyle bir WhatsApp grubu oluşturduk. Oradan okul müdürleriyle anlık olarak irtibatlıyız ve hangi okulda, biraz evvel işte okul çıkışında 19.30'da geç saatte çıkıldığı ve işte tarih olayları olduğu söylendi. Hangi okulumuzda sorun varsa o konuyla ilgili bu ekibimiz çalışma yapıyor. Onun dışında okullarımızı risk grubuna göre 3 ayrı risk grubunu topladık. Bunların okul giriş ve çıkış saatlerine ekip görevlendirdik. Ancak ekiplerimiz 17 ekipten 3 ekibe kadar düştüğü için uzun zamandır bu görevle ilgili bir aksam oluyor. Bunu da kapatmak için MOTI ekiplerini kurmuştuk. Dün itibariyle Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 48 yeni polis memuru atandı. Dolayısıyla 3 olan ekip sayımızı ilk etapta 12'ye çıkarıyoruz. Ve bundan sonra bu okullarla ilgili veya diğer vatandaşın yaşamış olduğu asayiş olaylarıyla ilgili gelen müracaatlara çok daha seri müdahale edileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu okullarda çıkışlarda, giriş ve çıkışlarda yaşanan sorunlar da aşılacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Buyurun müdürüm. Sayın Başkan, değerli kaymakam, diğer yönetici arkadaşlarımız ve siz katılımcılar. Ben hepinizi sevgi ve saygıyla öncelikli olarak selamlıyorum.
Şöyle kısa bilgi verdikten sonra sorulara cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle Zeytinburnu ilçemizde yaklaşık 55 bin yakın öğrencimiz şu anda örgün öğretimde öğretim yapıyor. Artı açık öğretim ve diğer meslek eğitimiyle ilgili yaklaşık 90 bin öğrencimiz var. Dolayısıyla oldukça bir yekünümüz var. Zeytinburnu'muzda şu anda bilmeyenler için ifade ediyorum. Türkiye'de yeni açılan tematik okullar oldu. En azından bunlardan bir tanesi Türkiye'de 17 tane, İstanbul'da 3 tane, bir tanesi Zeytinburnu'da açılmış oldu. Dolayısıyla bunun da hayırlı olmasını diliyorum. Artı proje okulumuz şu anda var, mevcut. Bir de son Zeytinburnu'na kazandırdığımız Bilsem'imiz var. Bilyan'dan Bilsem'e bir projemiz vardı. O hayata geçmiş oldu. Şu anda yaklaşık 6-7 ilçenin Zeytinburnu'na katıldığı merkez ilçe oldu. Dolayısıyla şu anda özel ve üstün yetenekli öğrencilerimiz için de Zeytinburnu'muzda bir okulumuz var. Bunun da hayırlı olmasını diliyorum. Bu bir. İkincisi yine son zamanlarda özellikle Türkiye'de yapılan sınavlarda, LYS sınavlarında, yani üniversite sınavlarında ilçemizde bulunan iki okulumuz Türkiye'de ilk 100'e girmiş oldu. Bu da İstanbul genelini düşündüğümüz zaman da İstanbul'da ilk 20'de iki tane okulumuz var. Bunun da hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere tebrik ediyorum. Bu bir. İkincisi, bir öğrencimiz Haluk Undeyer, ilkokulumuzda okuyan 4. sınıf öğrencimiz, okullarda sportif faaliyetlerin daha da fazlalaştırılması, mekanların düzenlenmesiyle ilgili bir sorusu oldu. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Zeytinburnu Belediye'mize yapmış olduğumuz bir protokol var. Gerek tadilat, tamirat, sportif alanların genişletilmesi, okulların güzelleştirilmesi, duvarların yapılması, hatta okulların yapılmasıyla ilgili çok ciddi anlamda çalışmalar var. Okullarımız yenileniyor, görüyorsunuz zaman zaman. İnşallah şu anda iki tane de okulumuz daha katılmış oldu. Sümer İmatip Orta Okulumuz, bir de Reşat Tardu. Onların da onayı çıkmış oldu. İnşallah kısmet olursa bunlar da başlamış olacak. Bunlar da hayırlı olsun. Bir diğer konu, özellikle 9. sınıf öğrencilerimizle ilgili bir soru geldi. Bunlarla ilgili şöyle ifade edeyim. Biz bütün müdürlerimizle, eğitim kadromuzla daha doğrusu, atanmış değil, adanmış olmak için hep beraber, daha doğrusu eğitim ordusu olarak Zeytinburnu'muzu eğitim öğretim noktasında, davranış noktasında daha farklı bir duruma getirebilmek için canla başla gayretle sarf ediyoruz. Her kademeden arkadaşımızla. Dolayısıyla bu konuda bir, özellikle ilçemizde uyguladığımız, bizim master proje dediğimiz danışman öğretmenlik uygulamasını ilçemizde başlatmış olduk. Bu devam ediyor. Hatta şu anda bu Türkiye ölçeğinde bir proje oldu. Bir, misafirim öğretmenim, bir de danışman öğretmenlik ev ziyaretleri. Öyle ümit ediyorum ki okul müdürlerimiz de burada bunu yapıyorlar. Hatta her ayın 22'sinde biz okul müdürlerimizden rapor alıyoruz bu konuda. Yani iki tane master projemiz var bizim. Bir tanesi misafirim öğretmenim, ev ziyaretlerine gidiyoruz. Özellikle problemli olan öğrencilerimizin problemlerini ortadan kaldırmak için, eğer aileler varsa ailelerimize yardımcı olabilmek için, danışmanlık hizmetlerine verebilmek için bu anlamda çok ciddi çalışmalarımız var. Kaldı ki sadece öğretmenlerimiz değil, okul müdürlerimiz ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bulunan 5 tane şube müdür arkadaşımı var ve ben de dahil olmak üzere, hatta biz okullara bile, ilkokullar, ortaokullar, Anadolu liseleri, İmam liseleri şeklinde de ilçe Milli Eğitim'de çalışan şube müdürlerimiz arasında paylaştırdık ve koordinasyonu bu şekilde sağlamış olduk. Zaman zaman biz bile telefonla arıyoruz rastgele, bu proje yürüyor mu, yürümüyor mu diye. Tabii bu başlangıç olduğu için şu anda bütün verilerimize ulaşma imkanımız olmadı ama ulaşılanlar mutlaka vardır, öyle ümit ediyorum. Örneklerini görüyoruz. Bunlarla ilgili özellikle başarı noktasında derslerden çocukların geri kalması, devamsızlıkla ilgili de devam takibimiz bu yapılıyor. Bunlarla ilgili özellikle danışmanlık öğretmenlik uygulamasının çok ciddi anlamda sonuçlar doğuracağını düşünüyorum, olumlu anlamda, sizin söylediğiniz anlamda. Ama şu konuda da bizim sizlerden bir ricamız var. Bu tür öğrencileriniz varsa lütfen bizzat bana diyorum, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne eğer bildirirseniz ilgileneceğimi ifade etmek istiyorum. Herkes için bu geçerli. Bizim telefonumuz günün 24 saati açık, cumartesi pazar dahil. Kesinlikle ne olursa olsun kapımız herkese açık. Ama özellikle okullarımızın mekanlarında, imkanlarında geliştirme noktasında
elimizden gelen bütün gayretleri sarf ediyoruz. Bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Sevgili başkanım, kürsü sizin. Buyurun. Saygıdeğer kaymakamım, değerli komutanım, emniyet müdürüm, milli eğitim müdürüm, sağlık ilçe müdürümüz, saygıdeğer divan, kent konseyimizin değerli üyeleri, mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, muhtarlarımız, sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Ama şunu ifade etmek isterim. Kent konseyimizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Divandaki arkadaşlarımızı, kent konseyinin yürütme kurulu üyelerini ve kent konseyimize bağlı olarak çalışan meclislerimizi, gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadın meclislerimizi, üç meclisimiz burada sunum yaptı ama diğer meclislerimiz de var. Ben Zeytinburnu Kent Konseyi ailesini tebrik ediyorum, kutluyorum. Türkiye'nin bu anlamdaki tartışmasız en başarılı kent konseyi Zeytinburnu Kent Konseyi'dir. Kendinizi alkışlayabilirsiniz. Yine bu genel kurula geldiğiniz için sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Fazla soru yoktu ama bu Zeytinburnu'nda problem yok anlamına gelmez. Mutlaka problemler de vardır. Onlar da giderilmeye çalışılacak. Direkt büyük ölçüde belediyeyi ilgilendiren konulardan bir tanesi Hüseyin Çetiner kardeşimiz, İstanbul'da Fatih'ten sonra tarihi mekanların en çok olduğu ilçeyiz ama bu gün yüzüne biraz daha fazla çıkarılsın dedi. Demek ki başarmışız diyorum ben. Geçmişi hatırlıyorum. Yani 10 yıl öncesini, 15 yıl öncesini, hatta daha evvelini, tarihi eserler Zeytinburnu. Hadi bir tane gösterin sayın dediğimizde sadece surları gösterebilirdik. Ama şu an Allah'a şükürler olsun Zeytinburnu'nda birçok mekan ortaya çıktı, çıkarılıyor. Daha da ileriye gidecek. Fatih bir numaradır ama Üsküdar var, Beyoğlu var. Eyüp Sultan'la biz yarışıyoruz, onu ifade edeyim. Ama Zeytinburnu'nun gündemine de Zeytinburnu tarihi anlamda Türkiye'nin gündemine de gelmeye başlamıştır. Bir müjdemi sizlerle paylaşayım. Benim için güzel bir olay, onun için sizler için de güzel müjde niteliğinde olabilir diye düşünüyorum. Zeytinburnu Başkanlık Binası, hemen yanı başımızdaki bina, oranın restorasyonuna devam ediyoruz. 2 yıldır devam ediyor. Hani yeniden sıfırdan yapsak 6 ayda abartıyla 1 yılda yapılabilecek olan bir mekandı. Fakat oradaki hazineyi açığa çıkarmakla ilgili bir çalışma olduğu için süre uzuyor. O binanın altında biz bir hazineye rastladık. Bu küp içerisinde altın değil. O altından daha değerli ama. 6. asırdan kalan bir mozaik. Bizim binanın altının bir kısmında rastladık. Muhtemelen bir kısmı da bahçeye doğru uzuyor. Onun da tespitlerini yapacağız. Çalışmalar devam ediyor. Ben buraya gelmeden önce oradaydım. Gerçekten muhteşem bir şey. Yaklaşık 1500 yıllık bir eser, bir mozaik tablo bulunmuş olması
inanılmaz bir değer Zeytinburnu için ve özellikle bu bina için. Şunu düşündüm. Eskiler yıkılmış, üzerine yenileri yapılmış. Ya da eskilerin üzeri kapatılmış, yeni kullanım, yeni düşünce, yeni inanç çerçevesinde eski kullanılmaya devam ediyor. Örneğin, Ayasofya yaklaşık 1600 yıllık bir bina, mabet. Hazreti Muhammed Peygamberimiz doğmadan önce yapılmış olan bir bina. Orada o günün inançlarında resimler var, farklı figürler var. O figürler kazınıp alınmamış, üzerine sadece sıva yapılmış. Şimdi biz Ayasofya'ya gittiğimizde onları rahatlıkla görebiliyoruz. Ya bu geçmiş dinin, bizim kabul etmediğimiz dinin temsili olan eserlerdir, yok edelim denmemiş. Muhafaza edelim ama kendi dinimize uygun hale de getirelim. Sadece üzerini kapatalım. Burada bina yapılmış. Yaklaşık 1500 yıllık eski bir binanın üzerine. O zaman bina yok. Kazarken belki buldular. O mozaikleri yok edebilirlerdi. Yok etmemişler. Üzerini kapatmışlar. Binayı üzerine yapmışlar. Geçmişle bağı bizim ecdadımız hiçbir zaman koparma düşüncesinde olmamış. Ve doğru olanı yapmış. Onun için de büyük milletiz. Onun için de büyük devletiz. Onun için de insanlığa birçok şeyi öğretmişiz. Zeytinburnu'nda tarih anlamında gerçekten büyük hazineler var. Biz onları bulmaya çalışıyoruz. Bulduklarımızı açığa çıkarıyoruz. Ve kullanarak yaşatmanın gayreti içerisindeyiz. Burada da böyle bir şey bulduk, onu ifade edeyim. Dün Zeytinburnu'nda tarihten pek bahsedilmezdi. Ama bugün bahsedilebiliyor. Ben Hüseyin kardeşimize teşekkür ediyorum. Onun sayesinde Zeytinburnu'ndaki değerleri başkalarına anlatarak bizler belediye olarak da bu değerleri, daha da kaybolmuş olanları açığa çıkararak geçmişle bağ kurup geleceğe bu birikimlerimizi aktarmaya çalışacağız. Kübra Gümüş gitti mi? He, Kübra burada. Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi'nin Zeytinburnu Belediyesi olarak Milli Eğitim'le protokol yaptık. Biz yaptırıyoruz. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılında 2018 Eylül'üne yetiştirilmesi planlanıyor. İş adamlarımıza yaptırıyoruz. Direkt devlet desteğiyle değil, iş adamlarımızın katkısıyla yapılıyor. Aynı şekilde Ayhan Şahen ve Fatma Süslügil okullarımızda yine hayırseverlere Zeytinburnu Belediyesi artı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü protokolüyle belediyemiz tarafından hayır sahiplerine yaptırılıyor. Orası da 2018 Eylül'de bitirilmesi planlanıyor. Bir aksilik olmazsa temennimiz. Çok güzel bir okulunuz olacak. Yurdu, konferans salonlarıyla beraber muhteşem bir okulunuz olacak. Aynı şekilde Ayhan Şahenk ve Fatma Süslügil, orası da konferans salonları, mimarisi her yönüyle muhteşem bir okul olacak. Ben katkılarınız için tekraren teşekkür ediyorum. Kent Konseyi Başkanımıza, Genel Sekreterimize, divandaki kardeşlerimize, Kent Konseyi'ne destek veren bütün hazuruna, burada bulunan, bulunmayan bütün kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Sizler Türkiye'ye örneksiniz. Belki de dünyada birçok yere örnek oluyorsunuz. Farkına varmadan. İyi ki varsınız. Allah eksikliğinizi göstermesin. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de başkanımıza, belediye başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize, kaymakamımıza ve siz katılan tüm gönül dostlarına teşekkür ediyoruz. Böylece bugünkü genel kurulumuz
bitmiştir. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.